Değerli izleyiciler, geçen hafta burada bir yazı yazmıştık. Ünlü internet fenomeni Selin Ciğerci, onun eşi Gökhan Çıra, Mamak'ta askerlik yapmıştı. Nerede yapmıştı tam da onu da söyleyelim ki yanlış bir şey olmasın diye. Herkesin böyle askerlik yaptığı bir yer terhis oluyorlar ama lüks araçlarını kışlanın içine sokmuşlardı. Mamak Muharebe Birliği 2. Tabur 3. Bölük'te askerlik yapmıştı. Mamak Muharebe Birliği 2. Tabur 3. Bölük'te askerlik yapmıştı. Bu yazı Cuma akşamı patladı. Daha sonra Cumartesi, Pazar da geçen hafta gündem oldu. Herkes açıklama yaptı. Genelkurmay da bu olayı soruşturuyoruz dedi. Şimdi size ilk defa olan bilgiyi sorayım. Mamak'taki MEPS Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı, yani Gökhan Çıra'nın da askerlik yaptığı birliğin komutanı Albay Çetin Işık, önce tayini Şırnak'a çıkarıldı. Ancak kendisi onu kabul etmeyip emekliliğini istedi ve çarşamba günü gece yarısı emekliliğini istediğini hatırlatalım değerli izleyiciler. Toplam öğrendiğim bilgiyi veriyorum. Yani en üst kaynaklardan öğrendiğim. 3 kişi hakkında soruşturma açılıyor. Bir tanesi bu MEPS Okul ve Eğitim Komutanı Albay Çetin Işık. Bir diğer okuldaki görevli 2 komutan daha var. Onların akıbetleri henüz daha belli değil ama olayın gerçek olduğu ortaya çıkınca, kışlanın içine lüks arabaların sokulduğu görülünce, ki lüks değil yani, kışlanın içine asla hiçbir sivil araba giremez, onu söyleyelim. Ve yapılan soruşturma sonucunda Hulusi Akar'ın da, Genelkurmay Başkanımızın da bu konularda ne kadar titiz olduğu biliniyor. Ve nihayetinde okul komutanı Albay Çetin Işık önce tayini Şırnak'a çıkarılıyor. Bunu kabul etmeyip emekliliğini istiyor. Albay Çetin Işık emekliye sevk olmuş oldu değerli izleyiciler. Böylece söylemiştim geçen hafta da, pazartesi günü de yazmıştım. Merak etmeyin, Genelkurmay gerekeni yapar diye. Gereken yapıldı. Bundan sonra bu tür okullarda, eğitim birliklerindeki, komutanlıklardaki herkese bir ders olsun. Yani Türkiye'de hiç kimse ayrıcalıklı değildir. Zengin çocuğu, fakir çocuğu, orta gelirli çocuğu diye bir şey yok. Sanatçının eşi, siyasinin oğlu. Ha, böyle şeyler olmuyor değil bu ülkede maalesef. İşte olduğunu Selin Ciğerci'nin eşi üzerinden gördük. Ama o torpili yapan okul komutanı da emekliye sevk olmuş oldu. Şırnak tayinini beğenmediği için değerli izleyiciler. Evet, bunu da son dakika bilgisi olarak böylece vermiş olduk.